İlkokula giderken hem okul harçlığını çıkarmak hem de zanaat sahibi olmak için cam sanatını öğrenen Ahmet Karahmetoğlu, yıllarını verdiği mesleğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli sanatçı olmanın gururunu yaşıyor. Küçük atölyesinde yüksek dereceli ateşle erittiği cam parçalarına şekil veren Karahmetoğlu, hem minyatür hediyelik eşyalar tasarlıyor hem de geri dönüşüme katkı sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli cam sanatçısı Ahmet Karahmetoğlu, cama ateşle şekil vererek süs eşyaları ve çeşitli eserler üretiyor. Cam sanatıyla 9 yaşında tanışan Karahmetoğlu, 1993 yılında kendi atölyesini açtı. Karahmetoğlu, yüksek dereceli ateşte erittiği cam parçalarına şekil vererek hem minyatür hediyelik eşyalar tasarlıyor hem de geri dönüşüme katkı sunuyor. Bu sanata ben 9 yaşında usta-çırak ilişkisinden, okul zamanlarında okul harçlığımızı çıkartmak muhabbetinde insanlarla beraber arkadaşlarımız böyle bir cam atölyesinde bir işe girdik. Orada bu işin yapılışını işte öğrenmeye çalıştık. 40 yıldır cam sanatıyla uğraşıyorum. Uzun süren çalışmalar ucunda mesela dedim ki artık yani böyle dışarıdan herhangi bir böyle ücret karşılığında cam kullanmayayım. Kendi camımı kendim üreteyim diye ufak tefek böyle bir çalışmalar eşliğinde kendi çabalarımla beraber kullanmış olduğumuz normalde camları işi bittiği zaman çöpe atıyorduk. Ama ben bu çöpten topladığım böyle atık olan camları veya işte evimizde veya sağda solda kullandığımız camları ne yaptım? Onları camlara işlemeye çalıştım. Hani en azından dedim ki yani camdan faydalanalım. Ya çöpe atılan camları değerlendirelim. Bunlarla hem insanlara karşı bu camları nasıl işlendiğini öğretelim. Hem de dedim onlardan bir gelir elde edip hayatımızı idame ettirmek için dedim. 20 yılın içinde de böyle geri dönüşüm olaylarında çalışıyorum. Buradaki amacımız hem böyle ülkemize böyle bir faydalı olsun hem de öğretmiş olduğumuz insanların pek fazla böyle imkanlarını zorlamadan ucuz sermayeli dedim kendilerine hem sanat edinmiş olurlar hem de böyle atılmış canları ücretlerini kendilerinden uygulamalı bir şekilde kazançlarını elde edip hayatını idame ettirmeleri için bunların yanı sıra da işte böyle belediyelerle, halk eğitimlerle görüşmeler karşılığında bu sanatın ileriye dönük devam etmesi için ederken de işte insanların bunları işte vatandaşlara nasıl gelir elde ettiklerini ve değerlendirebildiği camlardan neler yapılabileceğini, işte bunları değerlendirip işte pazarlarını genişletip böyle bir kazanç elde edebilmeleri için mesela. Bunların da böyle ben de elimden gelen çabalarla beraber eğitimlerini vermek, işte öğrenmek isteyenlere bu işlerin ileriye dönük yıllar boyunca devam etmesi de bilmesi için işte mesela bunları insanlara öğretip insanlara faydalı olabilmek.